Evet, Rıza Sarraf, daha doğrusu ABD karşısında Hakan Atilla'nın davasının ikinci günü. Bugün ilk seansı tamamladık. Savcılığın beşinci şahidi olarak Rıza Sarraf bugün kürsüde yerini aldı ve yaklaşık şu ana kadar 2 saat boyunca 2010 yılından itibaren olanları anlatmaya başladı. Ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Kendisi savcılığın ilk sorusu hala tutuklu olup olmadığına dair geldi. Zaten kendisi mahkeme salonuna da hapiste giydiği o bej renkli kıyafetleriyle ve ayaklarında kelepçelerle getirildi. FBI ile görüşüp işbirliği yaptığını birkaç hafta önce kabul etti ve hangi suçları kabul ettiği sorusuna da şu cevabı verdi: ABD'deki 7 suçu kabul ettim. Amerika Birleşik Devletleri'ni aldatmak, İran'a karşı olan ambargoyu delmek, para aklamayı başlatma, banka yolsuzluğuna iştirak etmek ve buradaki Amerikan hapishanesindeki gardiyanlara rüşvet vermek suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak karşılığında ne verdiğini sordu savcılık. Bu da doğruyu söyleyeceğini, Amerikan hükümetiyle anlaşacağını ve bir daha Amerika'da bir suç işlemeyeceğini kabul ettiğini, daha doğrusu buna kabul ederek bu anlaşmayı yaptığını söyledi Rıza Sarraf. Bunun karşılığında da mahkemeden bir 5K1N mektubu alacağını ve bunun da suçunu azaltacağını düşündüğünü ama kesinlikle böyle bir söz verilmediğini anlattı. Niye işbirliğine karar verdiğiniz sorusuna yine savcılığın, cezaevinden çıkmam için en hızlı yol buydu ve yaptıklarımın sorumluluğunu almak için bunu yaptım dedi. Şu anda FBI'ın koruması altında sorusuna hayır cevap verdi, bir otelde kalmadığını söyledi. Ama demin de söylediğim gibi birkaç hafta önce sine kadar ilk önce burada arkamızdaki mahkeme salonunun diğer yanındaki Manhattan Correctional Center, daha sonra da Brooklyn'deki hapishanede tutuklu olarak bulunduktan sonra birkaç haftadır FBI görevlilerle görüştüğünü söyledi. Ve böylece tanıklığına başladı. Daha sonra federal bir gardiyana nasıl bir rüşvet verdiği sorusunu da cevap verdi. İçki alabilmek ve gardiyanın cep telefonunu kullanmak için rüşvet verdiğini söyledi. Daha sonra savcılık kendisine işlediği suçların detayını anlatması, yani ne yaptınız, niye suç işlediniz konusunu sordu. İranların petrol ve doğalgaz satışında elde ettiği parayı uluslararası finans sisteminde döndürerek gelirlerini toplama suçunu kabul ettiğini söyledi. Bununla ilgili bir suç örgütü kurduğunu ve bunu yaptığını söyledi. Daha sonra sırasıyla savcılık kimlerle bu iş konusunda işbirliği yaptığını sordu. Öncelikle Rıza Sarraf'ın daha genç, 16-17 yaşından beri babasının şirketlerinde çalıştığını, önce döviz bürosu açtığını, daha sonra inşaat sektöründe mobilya fabrikası ve gemi inşaatı yaptıktan sonra baba mesleği olarak adlandırdı. Almafis Exchange, Dubai'de merkezi bulunan döviz bürosuyla işe başladığını belirtti Rıza Sarraf. Bunun akabinde İranlı ortaklarının isimlerini verdi. Hüseyin Abacuni ve ilk kez Türkiye'deki aktif bankasının hesap açtırabilmek için Egemen Bağış'tan yardım istediğini açıkladı. Çünkü Aktif Bankası kendisine ilk önce hesap açmak için izin vermemiş. Bu sebepten dolayı da o dönemde Avrupa Birliği konusunda bakanlık yapan Egemen Bağış'tan yardım istediğini ve bu hesabın açılması için de Egemen Bağış'ın kendisine yardımcı olduğunu ve bu hesabın açıldığını söyledi. Yaklaşık ilk aşamada aktif bank hesaplarından günde 5 ila 15 milyon euro hacim döndürdüğünü, bu ilişkiyle aktif bankta parası olan İranlıların hesaplarından paralar tükendikten sonra yeni ufuklara, yeni ortakları aradığını da devam etti konuşmasına.
Bundan sonra İran Merkez Bankası ile olan ilişkilerine dair soruları cevapladı. Savcılık İran Merkez Bankası ile yaptığı ilk görüşmeleri nasıl ilişki kurduğunu sordu. Rıza Sarraf babasının yardımıyla 2010-2011 yılları arasında İran Merkez Bankası ile ilk konuşmaları, ilk toplantıları yaptığını söyledi ve bu toplantıların amacının da bunlardan bir tanesinde hatta dönemin devlet başkanı Ahmet Dinciyat'la kendisine direkt olarak bir mektup yazarak ticari cihat için bu konuyla ilgili çalışmak istediğini belirten bir mektup yazdığını fakat ilk aşamada bunların reddedildiğini söyledi Rıza Sarraf. Daha sonra sırasıyla İran döviz bürolarının nasıl çalıştığını, İran para biriminin dünyada kabul edilmediği için ne şekilde değişik yollardan dolara çevrildiğini detaylarını anlattı. Bunların hepsi savcılığın sorularına verdiği cevaplardı. Kendisi sakin ama saygılı, sakin ve sistematik olarak cevap veriyor sorulara şu ana kadar. Diğer bir saat sürdü bu ilk aşama. Daha sonra Halk Bankası'na nasıl geçtiğini, çünkü Aktif Bank ve Sermaye Bank gibi bankalarla çalıştıktan sonra buradaki hesapları tükettikten sonra daha büyük bir bankayla çalışmak gerektiğini, o yüzden de Halk Bankası'na geçtiğini, çünkü İranlıların parasının zaten Halk Bank'ta olduğunu ve bu şekilde Halk Bankası ile çalışmak için ilk aşamada kuyumcu Ahmet Alacacı ile külçe altın satışı üzerinden Halk Bankası'nda İran'dan gelen paraları döndürüp aklamak için çalışmalara başladığını söyledi. Fakat Alacacı ile yaptığı altın ticaretinde aradaki aracıyı çıkarmak, kendi kendine kendisi birinci yoldan Halk Bankası ile çalışmak istediği zaman istediği için ilk aşamada yaptığı altın ticaretini test ettikten sonra ben bunu tamamen aktarıyorum. Ben ilk insanlardan birisi olmak istiyordum. Aracıyı çıkartmak istedim. Bu yüzden Süleyman Aslan ile görüştüm dedi. Bu görüşmeyi de 2012'nin başında yaptığını. Süleyman Aslan'ın kendisinin çok görünen, göz altında olan ve popüler olan bir sima olduğu için Türkiye'de Ebru Gündeş olan evliliği yüzünden bu görüşme sonrasında hayır dediğini Halk Bankası ile direkt çalışmasına. Bu yüzden de aile dostları ya da ailece tanıştıkları dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a gittiğini söyledi Rıza Sarraf. Yardım istediğini, bankanın kendisini haksız olarak reddettiğini, bu yüzden de Zafer Çağlayan'ın aracı olarak Halk Bankası'nda altın ticaretini sürdürmek için yardımını istediğini söyledi. Bundan sonra savcılık 37-30 ve 37-33 isimli delilleri sundu. Bunlar Rıza Sarraf'ın şirketinin muhasebecisinin Rıza Sarraf'a gönderdiği e-mailler, Zafer Çağlayan'ın Halk Bankası'ndaki hesabı açılması ve bunun devam etmesi için izin vermesinin ardından Rıza Sarraf, Zafer Çağlayan'ın kendisinden bu işlemlerden elde edilecek gelirin %50'sini istediğini de yine savcılığın önünde yeminli olarak belirtti. 2012 yılında başlayan bu anlaşma, 2012 ve 2013 yıllarında da demin söylediğim deliller üzerindeki Excel dosyalarından herkesin ve jürinin önünde gösterilen rakamlara göre kendi Zafer Çağlayan'a 31 milyon 789 bin euro, 2,5 milyon TL ve 4,8 milyon Amerikan doları ödediğini birinci belgede gösteriyordu Rıza Sarraf. Diğer belgeyle beraber yaklaşık ne kadar rüşvet ödediğini sordu Yargıç Berman Rıza Sarraf'a öğlen arası vermeden önce. Rıza Sarraf'ın cevabı 45 ila 50 milyon euro rüşvet ödedim. Dolar olarak 7 milyon, Türk lirası olarak da 2 milyon 465 bin TL rüşvet ödediğini söyledi Zafer Çağlayan'a ve bundan sonra da Yargıç Berman duruşmaya öğlen ara verdi. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.
New York'ta haberler böyle.